26 Nisan 1986'da Ukrayna'nın kuzeyinde yer alan Çernobil nükleer güç santralinde yaşanan patlama, dünya tarihinin en büyük nükleer kazası olarak kayıtlara geçti. Bu felaket yalnızca Sovyetler Birliği'ni değil, tüm Avrupa'yı etkileyen geniş çaplı bir çevre ve sağlık krizine yol açtı. Çernobil nükleer güç santrali 1977 yılında faaliyete geçmiş ve 4 reaktörle çalışmaktaydı. Kaza, gece saat 01:23'te reaktör 4'te yapılan bir güvenlik testi sırasında meydana geldi. Testin amacı, bir elektrik kesintisi durumunda reaktörün güvenli bir şekilde kapatılabileceğini doğrulamaktı. Ancak deney sırasında bir dizi operasyonel hata ve tasarım kusuru reaktörün kontrol dışı bir şekilde ısınmasına ve nihayetinde patlamasına neden oldu. Patlama sonucu reaktörün çekirdeği büyük bir yangına yol açarak çevreye büyük miktarda radyoaktif madde saldı. İlk patlamada iki işçi hayatını kaybetti. Ancak yangın ve radyoaktif yayılımın kontrol altına alınması haftalar sürdü ve bu süreçte yüzlerce işçi, itfaiyeci ve asker yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldı. Çernobil faciası kısa vadede ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Patlamadan hemen sonra yüksek dozda radyasyona maruz kalan yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti. Uzun vadede ise radyasyonun etkileri nedeniyle binlerce insan kanser, özellikle tiroid kanseri ve diğer radyasyonla ilişkili hastalıklardan muzdarip oldu. Çevresel açıdan bakıldığında Çernobil faciası geniş bir alanı etkiledi. 30 kilometrelik bir çap içinde oluşturulan Çernobil yasak bölgesi hala radyoaktif kirlilik nedeniyle insan yerleşimine kapalıdır. Radyoaktif bulutlar Avrupa'nın büyük bir kısmına yayılarak toprak, su ve hava kirliliğine neden oldu. Çernobil faciası uluslararası nükleer enerji politikalarını derinden etkiledi. Olay, nükleer enerji güvenliği konusunda küresel bir farkındalık yarattı ve birçok ülkede nükleer santrallerin güvenlik protokollerinin gözden geçirilmesine yol açtı. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, IAEA gibi kuruluşlar nükleer güvenlik standartlarını artırmak için çeşitli önlemler aldı. Felaketten sonra Çernobil reaktörünün üzerine inşa edilen beton sarkofaj, radyoaktif sızıntıyı önlemeye yönelik geçici bir çözüm olarak hizmet etti. Ancak bu yapı zamanla bozulmaya başladığı için 2016 yılında daha kalıcı bir çözüm olarak yeni güvenli sığınak adı verilen bir çelik yapı inşa edildi. Bu yeni yapı, reaktörün üzerini tamamen kaplayarak çevreye olan radyasyon sızıntısını minimize etmeyi amaçlamaktadır. Çernobil nükleer felaketi, insanlık tarihindeki en büyük nükleer kazalardan biri olarak kalacaktır. Bu trajedi, nükleer enerjinin güvenli kullanımı konusunda önemli dersler çıkarmamıza ve daha sıkı güvenlik önlemleri almamıza neden oldu. Çernobil aynı zamanda nükleer enerji kullanımı konusundaki tartışmaların merkezinde yer almayı sürdürmekte ve gelecekte benzer trajedilerin yaşanmaması için alınması gereken önlemleri hatırlatmaktadır.